Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün uzun bir süredir sorduğunuz bir cihazın incelemesiyle karşınızdayız. General Mobile GM20 Pro. Bunu bayağı bir videonun altına hep yazmıştınız. Abi ne zaman bunun incelemesi gelecek? Abi bunun incelemesini çekecek misiniz diye. Telefon elimize ulaştı ve biz de vakit kaybetmeden arkadaşlar hemen telefonumuzu inceleyelim istedik. Biraz kurcaladık. Kamerası nasıl, işte performansı nasıl, bunlara baktık. Ve sonuç olarak incelemeye başlayalım dedik. Fakat şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar, size incelemeye geçmeden önce bu telefonla ilgili oyun testlerini ve kamera performansını ayrı bir videoda geniş geniş sizlere anlatacağız. O videolarda hemen gelecek, yani böyle hani zamana yaymayacağız çok fazla. Önümüzdeki günlerde bu telefona pek çok oyun yükleyeceğiz. Her oyunda telefonun sıcaklığını ölçeceğiz sizinle birlikte. Kaç şarj götürmüş, ne kadar şarjı azaltmış, bunu göstereceğiz. Yani tam bir oyun testi yapacağız. Kamera tarafında ise sizinle birlikte pek çok video ve fotoğraf paylaşacağız. Yani bu telefonun hangi ışıkta nasıl fotoğraf çektiğini, nasıl video çektiğini tamamen görmüş olacaksınız. Bunun da müjdesini şimdiden size verelim. Yani eğer GM20 Pro ile ilgili aklınızda takılan sorular varsa o videolar gelmeden karar vermeyin derim arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun incelemesine. İlk olarak her zaman olduğu gibi yine incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Tasarım çizgisine baktığımızda aslında son dönemden alışık olduğumuz bir çizgi karşılıyor bizleri. Nedir? Damla çentikli bir ekran, arka tarafta fiziksel parmak izi okuyucusu ve dikey olarak konumlandırılmış ana kamera modülü. Ön tarafta telefonunuzu şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar öyle çok kalın çerçevelerin olduğunu söylemek güç. Yani alt taraftaki çerçeve evet bir tık daha ince olabilirmiş. Fakat yan taraflar güzel orantılanmış ve üst taraftaki kalınlıkta sizleri çok fazla rahatsız etmiyor. Yani General Mobile'ın bu anlamda iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Telefonu kendinize tuttuğunuz zaman ses açıp kapatma butonuyla power butonu telefonun sağ kısmında kalmış. Sol kısımda ise arkadaşlar sim kart yuvamız yer alıyor. Alt kısımda Type-C girişimiz ve 3.5 milimlik kulaklık girişimiz mevcut. Yeri gelmişken söyleyeyim, bu telefonun kutusundan kulaklık da çıkıyor arkadaşlar. Malum son dönemde 3000 lira altına satılan pek çok telefonun kutusundan kulaklık çıkmıyordu. Fakat General Mobile bunu oldukça uygun bir etikette satışa sunmuş olmasına karşın kulaklığı da kutu içerisine yerleştirmeyi ihmal etmemiş. Bunu da yeri gelmişken sizlerle paylaşmış olalım. Telefonumuzun ön tarafında bizlere arkadaşlar 6.3 inçlik IPS LCD bir ekran karşılıyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 2340x1080 piksel. Ekranının en boy oranı ise arkadaşlar 19.5:9. Yani son dönemde alışık olduğumuz rakamlarla, bilgilerle karşı karşıyayız. Burada yani bu telefonun Çinli üreticilerin ülkemize getirip sattığı cihazlardan pek bir farkının olduğunu söyleyemeyiz. Cihazımızın arka yüzüne geçtiğimizde ise bizleri dikey olarak konumlandırılmış üçlü ana kamera modülü karşılıyor arkadaşlar. Onun hemen yanında telefonun orta kısmına doğru ise fiziksel bir parmak izi okuyucumuz var. Burada aklınıza şu soru gelebilir. Neden fiziksel parmak izi okuyucusu yerine ekran altı parmak izi okuyucusu kullanılmamış? Hemen cevaplayalım arkadaşlar. Bu telefonda IPS LCD bir panel olduğu için fiziksel parmak izi okuyucusu kullanılması zorunlu diyebiliriz. Çünkü hali hazırda ekran altı parmak izi okuyucusu yalnızca OLED ekran teknolojisinde kullanılabiliyor. Son dönemde bazı firmaların bu konuyla ilgili girişimleri oldu. Lakin dünya üzerinde genele baktığımızda şu anda IPS LCD panel kullanıp da ekran altı parmak izi okuyucusu kullanan bir marka model yok. Dolayısıyla burada fiziksel parmak izi okuyucusunun kullanılması da gayet yerinde bir hamle diyebiliriz. Evet, bu üçlü kamera modülünün altında arkadaşlar flash ışığı yer alıyor. 108 megapiksel süper piksel AE triple kamera yazıyor. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu üçlü modülün içerisinde 108 megapiksellik bir kamera mevcut değil. Fakat yazılımla birlikte çektiğiniz fotoğrafı burada 2-3 kamera birden aynı anda kullanılarak 108 megapiksele kadar genişletilebiliyor. Bunu belirtelim. Alt tarafta ise Çinli üreticilerin yazıldığı gibi yatay bir şekilde General Mobile yazılmış. Burada dikkat etmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Bu telefon Türkiye'de üretiliyor. Yani kutunun altına baktığımız zaman biz Made in Turkey ifadesini görebiliyoruz. Diğer üreticilerde, diğer yerli üreticilerin bazı modellerinde özellikle Made in China yazıyor. Biz bunları söylediğimiz zaman işte Türk malı şey diye işte diyordunuz işte Çin'de üretiliyor, Türk malı sayılmaz vesaire vesaire. Ama
General Mobile'in şu anda Türkiye'de fabrikası var, aletleri var ve telefonlarını Türkiye'de üretiyorlar. Bunu zaten biliyoruz. Hatta fabrikası da yanılmıyorsam iki tellideydi diyebiliyorum. Yani bu telefon Türkiye'de üretildi diyebiliriz. En azından tabii parçalar dışarıdan geliyor, Yonga seti vesaire, ama büyük bir kısmı Türkiye'de üretiliyor. Bunun da sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar, gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Bu telefonda MediaTek tarafından üretilmiş olan Helio P70 Yonga seti yer alıyor. Bu Yonga seti 6 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanıyla desteklenmiş. Baktığımız zaman dahili depolama alanının gerçekten yüksek olduğunu söyleyebiliriz ki emsal modellerde 32 ya da 64 GB'lık dahili depolama alanına yer veriliyordu. General Mobile burada yine biraz böyle bol keseden dağıtmış ve 128 GB'lık dahili depolama alanı sunmuş. Ayrıyeten RAM'i de 6 GB sunmaları bence olumlu bir gelişme. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar, aynı fiyat segmentindeki telefonlara bakın. 6 GB RAM'li bir telefon ben görmedim. Dilerseniz siz de kontrol edebilirsiniz. Yani 2300 Türk lirası seviyesine satılıp da 6 GB RAM sunan bir telefon daha varsa karşılaştıralım derim. Burada bir şey daha paylaşmak istiyorum sizinle. Ben baktım, bu MediaTek Yonga setini kullanan, yani Helio P70'i kullanan telefonlara baktım. Ülkemize satılan telefonlara. Genel itibariyle fiyatları 3000 liranın üzerinde. Sadece bir tane telefon vardı yanılmıyorsam 2800 lira falandı. Onun haricinde mesela Oppo'nun bir modeli vardı 3050 lira gibi bir fiyatı sahipti. Casper'ın bir modeli vardı yine o da 3000'lerde bir fiyata sahipti. Yani MediaTek'in Helio P70 Yonga setiyle gelip de 2300 lira fiyata sahip olan bir telefonda yok. Daha ucuzu var mı diye bakmıştım ben aslında. Daha ucuzu zaten bulamadım. Genel itibariyle fiyat seviyeleri de 3000 liralar civarında. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Bu Yonga seti yeni değil. Yani 2020 yılının Yonga seti değil. Biraz eski bir Yonga seti ama genel itibariyle beklentileri karşılayacak bir performans sunduğunu da söyleyebiliriz. Evet, gelelim telefonumuzun bataryasına. Bu telefonda arkadaşlar 4050 mAh'lik bir batarya geliyor ki bu bataryanın beklentilerinin üzerinde, yani atıyorum 3000'i ortalama olarak kabul edersek ortalamanın üzerinde bir batarya miktarının olduğunu söyleyebiliriz. Turbo şarj özelliğiyle geliyor. Yani bir hızlı şarj söz konusu burada. Telefonunuzu prize taktığınız zaman yaklaşık olarak 1,5 saat civarında tam şarja ulaştığını söylemek mümkün. Şimdi gelelim arkadaki kameralara. Dediğim gibi burada 108 megapiksel yazıyor ama arkadaşlar bu telefonda 108 megapiksellik bir kamera söz konusu değil. Arka tarafta 48 megapiksellik bir kameramız var. Buna 8 megapiksel ve 2 megapiksellik yapay zeka destekli kameralar eşlik ediyor. Buradaki yapay zeka desteği sayesinde 48, 8, 2 megapiksel, 108 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. Tabii günün sonunda 108 megapiksellik bir fotoğrafı ne yapacağınız da ayrı bir soru işareti, biliyorsunuz. Genel itibariyle çektiğimiz fotoğrafları ne yapıyoruz? Instagram'a yüklüyoruz. O da zaten yüklerken kaliteyi düşürüyor. Dolayısıyla 108 megapiksellik bir fotoğraf çekmeye gerek var mı yok mu? Bu da çok tartışılabilir arkadaşlar. Fakat yine de kamera modları arasında 308 megapiksellik bir seçeneğin olduğunu biz sizlere belirtmiş olalım. Ön tarafa geçtiğimizde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerasının olduğunu görüyoruz. Yine burada bir yapay zeka desteği söz konusu. Yani portre moduna geçip arka tarafı flu yapıp fotoğraf çekebiliyorsunuz. Telefonun arayüzüne baktığımızda yine klasik olduğumuz General Mobile arayüzüyle karşılaşıyoruz. Yani ne çok zor ne çok karmaşık, basit bir arayüz. Alıştıktan sonra zaten size de akıcı gelmeye başlıyor. Zorlanacağınız bir şey değil. Bunu söyleyebiliriz. Arayüzün haricinde kamera detaylarına girdiğimizde 108 megapiksellik fotoğraflar için ayrı bir tab oluşturulduğunu görüyoruz. Bu taba gelip 108 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde profesyonel modumuz var. Daha fazla dediğinizde ise GIF, filtre, güzelleşme, panorama, ağır çekim, hızlı çekim ve akıllı tarama gibi fonksiyonlarda karşınıza geliyor. Gece modu için yine ayrı bir tab oluşturulmuş. Bunu sizlere söyleyelim. Gece modunda telefonun çektiği fotoğrafların 3 aşağı 5 yukarı günü kurtaracak neticede olduğunu söylemek de mümkün. Geniş açıya tek bir dokunuşla geçirebiliyorsunuz. Aynı şekilde yapay zeka desteğini de yine tek bir dokunuşla aktif hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşmış olalım. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu telefonun kamera moduyla ilgili geniş bir video çekmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili tüm detayları o videomuzda bulacaksınız. Görüldüğü gibi arkadaşlar General Mobile'ın kamera performansı bu şekilde. Oyun tarafında da biz bazı testler gerçekleştirdik. Genel itibariyle öyle çok bir aman aman ısınma ve kasma sorunu yok.
Bazı arkadaşlar özellikle PUBG Mobile'i sormuşlardı. Evet, PUBG Mobile'de oynadık. Hiçbir sorun yok. Gayet akıcı bir şekilde oynuyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde oyun için ayrı bir video yapacağız biz. Orada PUBG Mobile olsun, Call of Duty Mobile olsun, bu Asphalt Legends olsun, bu tarz oyunları deneyimleyeceğiz ve telefonun oyun performansını sizlere direkt olarak göstereceğiz. Eğer bu telefonla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bize videonun altında soru olarak yöneltebilirsiniz. Biz de en kısa süre içerisinde cevaplamaya çalışırız arkadaşlar. Dediğim gibi telefonun şu andaki fiyat etiketi 2300-2400 Türk lirası civarında. Yani bu fiyatlara alınabilecek en uygun model olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.